Soğuk sulardan içmeyelim. Asla ama asla yaşlılarımızdan, emmilerimizden, dayılarımızdan, dedelerimizden vazgeçmeyelim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Nasılsın, iyisin? Allah'ın rızası olsun. Allah her dileğinize kabul etsin oğlum. Acaba ben isim ne? Ben canım atarım. Ne? Pehlivanlar için ben canım atarım. Pehlivanlar için canını atarsın. Bende pehlivan tipi var mı? Var. Vallahi var. Hangi boy? Hangi boy? Bakayım. 68-69. Boy. Ha. 1.68, 1.69. Ha. Yok, hangi boy pehlivan olur benden? Başa mı güreşirim? Ben... Başaltı mı? Deste mi? Sen mi? Hı. Sen başaltı güreşirim. Başaltı değil mi? Başaltı. Başaltında güreşirim. Doğru ben söylüyorsun. Ben pehlivanı tanırım. Tanırsın. Tamam. Eyvallah. İsim ne? Ramazan Demir. Ramazan Demir. Evet. Ramazan dayı kaç yaşındasın? Tam 28 doğumluyum Ocak ayı. 28? 95 bitiye Ocak ayında. Ramazan İstanbul'da abi. Yaptım askerliği Trakya'da. Burada mı nüfus kağıdı? Nüfus kağıdı mı? He. Aç bakayım. Nüfus kağıdım dur. Bakacağız dur. Ramazan dayı 95. Dur. Lafla peynir gemisi yok. Bakacağım gerçekten dur. Ramazan dayı aman kimse görmesin. Ama. Para çıktı. Ama. Yanuş. Yanuş. Dur kitleyim aman abi sonra benden bilmiyor. Anne yaşım 92. 32 ile gittim. Babamın tarihi var. Anladın mı? Hani nerede? O yengenin nüfus kağıdı. Yenge yaşıyor mu? Yaşıyor. 3 tane. Ne? 3 tane oğlu. Bu en sonu. En üçüncü sonu, evliliği yaptı. En sonu 2 tane gitti. Yenge sonu. Nerede? Yenge ancak geçti. Ekmek gönderdim. Ekmek aldı da falan. Beni yürüyebiliyor. Baraba kaç geldi. Yaşında yok? 72. 72 yaşında. He. Genç hanım almışı kendinden 20. Ben genç aldım. 50 yaşındaydım. Ramazan Demir. 1932 doğumlu. Yani 90 gözüküyorsun. He, ama şimdi 4-5 yaş geçiyorsun. 4 yaş büyük ettim. 91 yaşındayım. 4 yaş büyük ettim aslında. Küçük. Babamın bir oğluyum. Uha yazılmış. Öyle mi? 95 yaşındasın. Bastonun cinsi ne? Baston ben kendim yaptım. Ne ağacından? Elma. Elma ağacından. Ham elma. Ham elmadan yaptın. Evet. Bunu geri koy. Ramazan Demir abi 95 yaşında, Allah nazardan saklasın. Ramazan abinin değerli dostlarımız, Ramazan Demir abimin sağlıklı sıhhatli kalmasının sebebi herhalde bu su. Çok bu. Şöyle soğuk sulardan bir içelim. İç. Kendimizden geçelim. Haydi bakalım. Şifa bul inşallah. 100 yaşını inşallah görürsün. Biz de burada 100 yaşını senin. Ama Allah bilir, ben bilemem. Şöyle biz de bir iki yudum aldık. Allah. Kulunun ne derler onun bileceği. Şöyle daha biliyorsunuz muzda ciddi kalori var. Enerjiyi toplar. 100 yaşını görsün diye bir muz ikram edelim dedik. Niye yemedin muzu? Behrizim. Şeker. Behriz mi? Behriz mi? Behriz. Doktor verdi. Şeker var bende. Biraz. Behriz verdi. Ha behriz. Behriz. O zaman ben yiyeyim. Bende behriz ye. Yok. Sen ye oğlum. Döndük vallahi. Ramazan dayı behrisli değerli dostlar. Ama uzun yaşamanın sırrı da ne? Hani can boğazdan girer çıkar diyorlar ya. Az yiyeceksin. Az uyuyacaksın. Az konuşacaksın. Ama biz fazla konuşuyoruz çünkü ekmek paramız. Ablacığım nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Sizleri gördüm daha iyi oldum tosunum. Allah ne? Tosunum mu? Sizleri gördüm daha iyi oldum diyorum. Tosunum demiyorum. He. Sizin gibi oğullarım var benim. Eyvallah. İsim ne anne? Ayşe. Ayşe ben... abla odun ne odunu? Dağlardan topluyorum böyle işte. Ama bile keseyim içeri atacağım. Ne yapıyorsun? Kışlık yapıyorsun. Evet. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Yaz kış. Ya, yok yazın... Vurdum da kışlığına İzmir'e gittim. Bu yıl da götürecekler mi bilmiyorum. Allah Allah. Teksin. Kızımla duruyorum da kızım orada. Enişte sağ mı? Çoktan öldü. O seneler. Ne güzel gözlerin var maşallah ya. He? Allah öyle yaratmış. Niye Allah bakalım? Öyle yaratmış Ayşe ablam benim ya. 80 yaşın üstünde yaşımı da bilmiyorum diyor. Bunlar ne tesbihleri böyle daneleri almışsın? He. Tefsih çekeyim. Damatlı. Muskan da var. Var. Nazarlık. Anahtar da var. Var. İyi hadi bakalım. Yüzük de burada.
Şu ellerin güzelliğine bak bak bak. Ellere bak ellere. Bu eller var ya bak, odun kesiyor, kışlık yapıyor kendine. Allah nazar değdirmesin. Kes bakalım o zaman. Nasıl kesiyorsun bir görelim. Evet, biz gelmeden evvel kesiyordu. Bizi görünce durdu. Bak bakalım. Evet, Anşı ablam 80 yaşında. Bak nasıl kesiyor. Ya Allah, bismillah. Hop. At. Hop. Aman dikkat. Ama sen ucu öbür tarafa erken vuruyor. Onun için kesmiyor. Koy bakayım bir tane de bana. Koy şuraya. Bu şimdi buraya vuruyor, ondan kesmiyor. Getir. Şuraya bak. Heh. Abi şuradan mı? Nasıl olacak? Oradan. Ama bu değmez ki ona. Aa. He, sen ileriden vuruyorsun dibinden doğru. He he, tamam. He. He, he böyle ha. Hadi bakalım. Bak işi nasıl biliyor, görüyor musun? Vur bakalım bir tane daha Anşı abla. Oh. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, hafif böyle bir yorgunluk var. Yorgunluğu neyle giderebiliriz? Tabii ki çayla giderebiliriz. Alanyurdun merkezindeydik, bir çay söyledik. Osman amcaya geri git dedik. Osman amca neredeyse 20 yıl geri gidiyordu abi. Geri vitesi bilmiyor Osman amca. İleri doğru gidiyor abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz köyümüze. Abi eksik olmamalı lazım arabanın tekeri, ama çaya artık katmayacağız şekeri. Çünkü şeker hastası oluruz. Şunu söylüyor musun? Ordu'da en güzel çayı ben demlerim diyor musun? Gençliğinde bu tepsiyi kafada taşıyor musun? Kendi sırtını kendin kaşıyor musun? Engelleri aşıyor musun? Evet. Ne zamandır kafada taşımıyorsun tepsiyi? Vallahi şu anda elle taşımaya başladık. 10 yıl oldu kafada taşımayalı. Allah Allah. Tabii ya. Hiç kafada taşıdın mı? Ya taşımadım ama işte biraz... Abi bunda ne var? Koy kafaya. Koy kafaya. Ya düşer arkadaşım. Tehlikeli hareketler düşer. Çocukları ekrandan uzak tutun değerli dostlar. Koy kafaya abi. Osman abi. Evet. Dur. Gülme. Elleri çek. Elleri çek Osman abi. Evet. Nasıl, ne hissediyorsun? Vallahi şu anda çok iyi hissediyorum. Biraz da başım ağrıdı. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Eyvallah. Değerli dostlar, tehlikeli hareket sakın yapmayın diyoruz. Yenge oradan bağırıyor. Adamı haşlayacağım diyor. Eyvallah. Evet. Abi senin çayın özelliği ne? Sevgini katıyor musun duyduğumuza göre çaya? Doğrudur. Doğru mu? Evet. Peki Osman abi, bir keyif çayı nasıl içilir bunu sen bize göster abi. Şu ufak çayı al abi. Keyif çayı nasıl içilir Osman abi, yani öncelikle çay içmek için rahat olmalısın. Evet, rahat pozisyona öyle, geçiyoruz. Tabii kafanda öyle bir şeyler olursa çayı da rahat içemezsin. Ondan sonra düşündüklerini de rahat yapamazsın. Yapamazsın. Ama çay muhabbet. Önce kafa rahat olacak. Kafa rahat olacak. Kafayı rahatlattık evet. Osman abi. Sonra nasıl hüpleteceğiz? Ondan sonra şekersiz bir çaya devam edeceksin. Çek bakalım Osman abi. İçemem ki ya. Neden? Ya ben şekere çok alışmışım öyle ya. Öyle mi? Şekersiz içemiyorsun. Ama ilk defa burada sizin kameraların önünde deneyeceğim. İç bakalım. Hay maşallah abi. Vallahi beni alıştırdınız ha. Ciddi mi söylüyorsun? Gerçek diyorum. Evet değerli dostlarımız, yolunuzu Gölköy'e düşürürseniz, Gölköy'ünde Alanyurt beldesine düşürürseniz, yoldan geçerken Osman abinin mutlaka ama mutlaka bir çayını için, yola devam edin diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.